İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler hocam. Hepimize kolay gelsin ve tabii bugün Ege Denizi'nde gerçekleşen 7 büyüklüğündeki depremi size danışacağız. Teknik bilgiler almak istiyoruz. Bu arada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyoruz. Evet hocam, şimdi hakikaten hiç beklemediğimiz bir sırada İzmir'de gerçekleşti bu büyük hasar. Biraz bilgi verebilir misiniz? Bu gerçekleşen fay bildiğimiz faylardan birisi midir? Evet, ben de konuşmama başlamadan önce hayatını kaybedenlere rahmet, kalanlara başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralarımıza da şifa diliyorum. Ege bölgesi dünyanın en sık deprem üreten bölgelerinden bir tanesi. En büyük değil ama en sık deprem üreten bölgelerinden bir tanesi. Ve tarihsel kayıtlara baktığımız zaman 7'nin biraz üzerine çıkan depremlerle sık sık sarsılan bir bölge. Evvel gün deprem olan bölgeye baktığımızda da Samos Adası'nın kuzeyinde deniz içerisinde bulunan bir fayın kırıldığını görüyoruz. Bu fay Ege Denizi içerisinde Yunanistan'a doğru da parçalar halinde devam ediyor. Fayın Anadolu tarafı, yani doğuya doğru geldiğimiz zaman da Kuşadası'na çıkıyor karada. Kuşadası'ndan Ortaklar ve Germencik ilçelerine, Aydın'ın, oradan da Nazilli ve Aydın'a kadar uzanan, bir ucu da Denizli'ye kadar giden oldukça uzun bir faydan bahsediyoruz. Bu Batı Anadolu'da çok sık gördüğümüz yaygın normal fay dediğimiz, bir tarafı aşağı inen, bir tarafı yukarı çıkan, blokların birbirine göre düşe yönde hareket ettiği bir fay türü. Şimdi Samos Adası çevresine baktığımızda yine tabii bu bölgelerde uzun bir tarihi kayıt var. Medeniyetlerin çok uzun yıllardır Ege çevresinde yaşıyor olması nedeniyle. Milattan öncesinden 1955 yılına kadar bu bölgede çok sayıda deprem olduğunu görüyoruz. Bu depremlerin önemli bir kısmı da altının üzerindeki depremler. Kaydedilen en büyük depremler ise 6.9'a kadar çıkmış. Dün evvel gün olan deprem içinde 6.9 ile 7 arası büyüklükler veriliyor. Son olarak 1955 yılında Söke'de olan bir deprem var. Bu da aslında karada değil, Samos Adası'nın çevresinde meydana gelen bir deprem. Olasılıkla Samos'un bu defa güneyinde meydana gelen bir deprem ve bölgede önemli hasar yaratmış bir deprem. Dolayısıyla yöre, evvel günkü depremin olduğu yöre, geçmişte de depremlerle sarsılmış. Ve bizde şöyle bir kural var, hep konuştuğumuz gibi. Eğer geçmişte bir yerde deprem olmuşsa, gelecekte yine aynı ya da yakın yerlerde ve benzer büyüklükte ya da aynı büyüklükte depremler olma olasılığı vardır. Dolayısıyla evvel gün olan Samos depremi bizler için sürpriz bir deprem değildir. Bilinen, beklenen bir depremdir. Evet. Hocam şimdi Marmara Denizi'nin altını büyük ölçüde biliyoruz. Aynı durum Ege Denizi açısından da söz konusu mudur? Özellikle de tabii bu depremin gerçekleştiği bölge itibariyle. Bir de benim anlayabildiğim kadarıyla çok karmaşık bir fay yapısı da var. Yani hem doğu batı ekseninde hem de kuzey güney ekseninde birçok irili ufaklı fayın bulunduğu bir denizden bahsediyoruz. Evet. Nedir bu konuda, yani bir Marmara Denizi ile karşılaştırırsak ne diyebiliriz? Şimdi Marmara Denizi'ni 17 Ağustos 99 depreminden sonra yeterince öğrendik. Çünkü çok sayıda ulusal ve uluslararası araştırma yapıldı. Ege Denizi için bunu söylemek mümkün değil. Ege Denizi'nde özellikle uluslararası sular olduğu için buralarda araştırma çoğu zaman yapılamadı.
Örneğin hatırlayacak olursanız Hora gemisi vardı, sismik bir gemisi. Evet. O çıktığı zaman da Yunanistan'la aramızda ciddi sorunlar oluyordu. Siz başka tür şeyler araştırıyorsunuz, yeraltı kaynakları araştırıyorsunuz diye. O nedenle Ege bölgesindeki araştırmalar genellikle iç sularla sınırlı ve lokal. Örneğin İzmir çevresinde Karaburun Yarımadası kuzey ve güneyinde yapılan bir doktora tezi var. İyi biliniyor. Gökova Körfezi içerisinde yapılmış çalışmalar var. İyi biliniyor. Kısmen Edremit Körfezi'nde yapılmış çalışmalar var. İyi biliniyor. Ama bunlar birbiriyle çok bağlantılı değil. Daha çok lokal çalışmalar. Yani bir bütün olarak Ege Denizi'nin jeolojisi özellikle bizim taraf çok iyi bilinmiyor. Yunanlıların daha geniş bir sahası olduğu için onlarda yapılan araştırmalar var. Yine de yani ana hatlarıyla Ege Denizi'nin içerisinde ne var ne yok bunu büyük ölçüde biliyoruz. Eksiklikleri olmakla birlikte. Şimdi demin söylediğiniz gibi Ege bölgesi karmaşık bir yapıya sahip. Ege bölgesinin temel özelliği kuzey-güney yönünde genişliyor. Bu genişlemenin sonucunda da faylar genişliyor. Ne demek genişleme? Selanik'te oturan bir arkadaşla Girit'te oturan bir arkadaşın arasındaki mesafeyi hassas olarak ölçerseniz bir sonraki sene birbirlerinden 4,5 sene uzaklaştıklarını, 4,5 santimetre uzaklaştıklarını görürsünüz. Tabii bunu 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl değil, yüzlerce yılla düşündüğünüzde geçmişten bugüne Ege bölgesinin yaklaşık %70 oranında jeolojik geçmişte genişlediğini, bu genişlemeye karşılık da fayların genişlediğini görürüz. Ege'nin kuzeyinde Kuzey Anadolu fayının etkisiyle doğrultu atımlı faylar yaygındır. Güneye doğru geldikçe de doğu batı uzanımlı normal fay dediğimiz faylar egemen olmaya başlar. O nedenle kuzey ve güney arasında farklılıklar görülür Ege bölgesinin. Ama bizim bulunduğumuz bölge daha çok doğu batı yönlü fayların egemen olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Evet, hocam tabii ki biz şu anda kendi kentlerimize çok konsantre olmuş vaziyetteyiz. Fakat sizin başta da belirttiğiniz gibi bu aslında Samos Adası'na çok yakın bir deprem ve Samos Adası'nda da ciddi tahribata neden oldu. İki can kaybı var, iki çocuk evet. Ve genç arası yaşlarda. Can kaybı var. Ama anladığım kadarıyla Samos'ta içinde oturulmayan oldukça da eski bir takım yapılarda duvar çökmesi, işte iç duvarlarda çökmeler, tavanda, çatıda çökmeler olmuş. Bir de tabii ki kilisede önemli bir hasar var. Fakat işin şaşırtıcı tarafı şu oldu. Bu depremin esas etkisi İzmir Bayraklı üzerinde gerçekleşti. Siz biraz önce fayın devamının Kuşadası ortaklar hattında olduğunu belirttiniz. Depremin merkeziyle Bayraklı arasında yaklaşık olarak 70-80 kilometre gibi bir farklılık var. Evet. Ama bir yandan işte Özdere'ye ve Seferihisar'a oldukça yakın bir bölgede depremin merkezi. Oralarda aynı etkileri görmedik. Biraz daha uzakta Bayraklı'da, İzmir Bayraklı'da etkilerini görebiliyoruz. Ben biraz bunu Avcılar'la karşılaştırabilir miyiz? 17 Ağustos evet. depremindeki diye sormak istiyorum ve evet. bunun nedeni üzerinde de görüşlerinizi almak istiyorum. Şimdi bu deprem İzmir depremi olarak çoğu kişi tarafından anılıyor. Ama bunun İzmir'le bir alakası yok. Sizin de belirttiğiniz gibi İzmir'in 70 kilometre güneyinde, Samos Adası'nın 10 kilometre kuzeyinde meydana gelen bir deprem. Ve hemen yakınında olduğu için hasarın ağırlıkla orada olmasını beklediğimiz Samos Adası ile İzmir'i kıyaslayacak olursanız, işte Samos'ta 2 can kaybı, Türkiye'de şu ana kadar 44 can kaybı, Samos'ta 4 yaralı veya 5 yaralı, İzmir'de 1000'e yakın, 900 civarında en son, 1000'e yakın yaralıdan bahsediyoruz. Yine yapısal hasarlarda, bina hasarları açısından da kıyaslanamayacak kadar yüksek bir hasar var.
Gerçekten de sizin belirttiğiniz gibi avcılar nasıl ki 17 Ağustos 1999 depreminde ciddi hasar almış avcılar, bağcılar yöreleri. Aynı şekilde bu da uzakta bir bölge, 70 kilometre uzakta. Şimdi faylarda yön etkisi dediğimiz bir etki vardır. Yani bir fay kırıldığı zaman deprem dalgalarının belli bir yönde daha şiddetle yayıldığını görürüz. Gölcük depremi doğrultu atımı bir fay tarafından yaratılmıştı. Ve bu tür faylarda fayın doğrultusu boyunca, fay ne tarafa uzanıyorsa onun doğrultusunda deprem dalgalarının daha şiddetle yayıldığını, bir yön etkisi olduğunu görüyoruz. Avcılar, bağcılar Gölcük depreminin doğrultusunda yer alıyorlardı. Normal faylarda ise özellikle düşen blokun üzerinde ve faya dik yönde bir yayılma etkisi var. Şiddetin biraz daha artması var. İzmir'de yaşanan olay tabii henüz bilimsel olarak araştırılmış değil. Bunu sadece bir tahmin olarak düşünebiliriz. Ama genel olarak normal faylarda düşen blokta ve faya dik yönde deprem dalgalarının daha şiddetli yayıldığını görebiliyoruz. İkincisi, depremin hasarının yaygın olduğu İzmir Körfezi, Bornova, Bayraklı ve Körfez'in kuzey tarafları gibi alanlar son derece zayıf bir zemin üzerinde oturuyor. Burada Meles Çayı dediğimiz Ödemiş'ten beri gelen bir derenin, büyük bir derenin deltası vardır. Delta genellikle bataklıklardan oluşan, çamurdan oluşan bir yapıya sahiptir. Ve buradaki bu çökellerin kalınlığı yani yüzeyden itibaren derinliği neredeyse 1000 metredir. 700-800 metreye çıkmaktadır. Ve bu zeminin zayıf olduğu 1998'de Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden Mustafa Erdik, Atilla Ansal, bizden Aykut Barkan'ın da katıldığı bir çalışmayla 1998'de araştırılmaya başlamış. 2000 yılında bu araştırma rapor halinde verilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sayfasında da bu rapor vardır, ulaşılabilir. Evet, bu bir NATO projesidir değil mi aynı zamanda hocam? Evet. Babius projesi. Bu raporda bugün hasarla uğraştığımız bölgelerin sıvılaşabilir nitelikte son derece zayıf ve kalın altında önemli oranda etkileyebilecek nitelikte sağlam kayaların bulunmadığı bir ortam olduğu ve bu bölgenin deprem dalgalarını 5-6 misline kadar artıran bir yapısının olduğu açık ve net bir biçimde belirtilmiştir. Evet. Şimdi hasarlara baktığımız zaman özellikle göçen binalar yani o sevmediğimiz tabiri bir daha kullanalım. Yassı kadayıf denilen katlarının üst üste birbirine yapıştığı şekilde çöken bir yapının gelişmesi hem zemindeki büyütmeye, deprem dalgalarının büyütülmesine hem de onun üzerinde inşa edilmiş yapıların bu gerçek dikkate alınmadan yapıldığına çok açık ve net işaret etmektedir. Yani bu aslında ortaya çıkan olay bir cinayettir. Umursamazlığın bir sonucudur. Aksi takdirde böyle kötü bir zeminde bu binaların zemin koşulları dikkate alınarak ve bir yapı deprem yönetmelikleri, bina deprem yönetmelikleri göz önüne alınarak yapılması durumunda böyle bir göçmeyle karşılaşmamamız gerekirdi. Böyle bir göçmenin olması kuralların hiçe sayıldığını gösterir. Gerçeklerin dikkate alınmadığını gösterir. O bakımdan da son derece üzücüdür ve bizim deprem konusundaki umursamazlığımızın, açgözlülüğümüzün de net bir işaretidir. Evet. Hocam çok haklısınız. Çünkü gerçekten 1990 yılı bölgenin fotoğrafları yayınlandı. O fotoğraflarda da bir bakıyoruz. Tamamen tarım alanı gibi görünüyor. Mandalina bahçesi. Sebzelerin
yetiştirildiği falan. Fakat herhalde 93 yılından itibaren de ciddi bir yapılaşma başlıyor. Evet. Ve hakikaten bile bile lades diyebiliriz bu gerçekleşen hasara. İşin enteresan tarafı, İzmir Büyükşehir Belediyesi de Bayraklı'yla ilgili yeni bir takım çalışmaları da başlatmış. Keza Bayraklı Belediyesi'nin de dahil olduğu çalışmalar bunlar. Ama bu çalışmalar senelerden beri zaten konuşulan, raporlar yayınlanan bir alan. Ona rağmen önlem alınmadığından bugünkü tabloyla karşı karşıyayız. Ben hemen izleyicilerimize kısa bir bilgi vermek istiyorum. Biz bu programı pazar günü sabahı kaydediyoruz. Pazartesi günü saat 5'te yayınlanacak. Normalde bizim Şehir Hepimizin programının yayın saati 16'dır. Ama bu kez Medyascope televizyonunun özel bir yayını nedeniyle 5'e aldık. Bunu da özellikle hatırlatmak istiyorum. Çünkü verdiğimiz rakamlar yarın tamamen değişebilir. Can kayıplarına, yaralılara ilişkin bilgiler değişebilir. Evet, şimdi buradan hareketle biz bu depreme açılışta Ege Denizi depremi dedim. Ama bu tanım doğru mudur hocam? Ege Denizi depremi bu. Yani Samos depremi demek sanıyorum daha doğru. Çünkü daha Ege doğru. Denizi çok geniş. Nokta belirtmekte yarar var. Nerede olduğunu daha net anlaşılması açısından. Samos depremi demek sanıyorum daha doğru. Evet, yani İzmir depremi yerine Samos depremi dememiz daha doğru. Bu İstanbul depremi değil, Marmara depremi demek kadar doğru, değil mi hocam? Evet, doğru. Yani sizler, yer bilimciler, İstanbul depremi demiyorsunuz, Marmara depremi diyorsunuz. Evet, bunlar da çok önemli. Tabii bir önemli nokta daha var. Resmi olarak artık AFAD'ın vermiş olduğu deprem büyüklüğü geçerli gibi görünüyor. Çünkü birçok televizyon kanalı ve haber ajansları 6.6 üzerinde duruyorlar. Ama bir yandan Amerikan Jeoloji Ajansı 7 verdi. Almanya 7 verdi sanıyorum. Yunanistan 7 verdi. Kandilli 6.9 veriyor. Burada bir şeyi sormak istiyorum. Tabii ki bu önümüzdeki günlerde daha netleşecek büyüklüğe ilişkin bilgiler, ama yakın mesafeden alınanlar mı daha isabetlidir, yoksa uzak mesafelerden alınanlar mı? Ve bu konudaki hesaplama nasıl bir şeydir hocam? Şimdi burada gerçekten söylediğiniz gibi AFAD'ın verdiği 6.6'lık bir değer var. AFAD daha sonra bunu değiştirir diye düşünmüştüm ama bugüne kadar öyle bir değişiklik söz konusu olmadı. Ama yine belirttiğiniz gibi işte Almanların, Fransızların, Amerikalıların ve Yunanların yapmış olduğu değerlendirmelerde de büyüklük 7 olarak belirleniyor. Şimdi bu ölçüler aslında hani doğrudan hesaplanan şeyler değil. Yani metreyi alıp elinize bir şeyin boyunu ölçmüyorsunuz, bir şeyin ağırlığını ölçmüyorsunuz. Depremin büyüklüğü bir hesaplama yöntemiyle ortaya çıkıyor ve bu hesaplamada da bir takım varsayımlara dikkate alıyorsunuz. Deprem olduğu zaman sismograflarda kaydediliyor. Bu kayıtta elde edilen dalgalar bu hesaplamanın temeli. Şimdi bunda bir değişiklik olduğunu zannetmiyorum. Bütün sismograflar zaten bunu kaydediyor. Yakınlık ve uzaklığa göre düzeltmeleri var. Bunları yapıyorlar ve bütün rasathaneler de elde etmiş oldukları kayıtları diğer rasathanelerle paylaşıyorlar. Yani hepsinin kaydı hepsinde var. O nedenle bu kayıtlarda herhangi bir farklılık söz konusu olmaz. Şimdi bundan sonrasında hesaplama yapılırken depremin kaynağından aletin bulunduğu yere kadar olan yer altındaki sismik dalgaların hangi hızla hareket ettiği son derece önemlidir. Ve bunun için kabuk yapısını dikkate alan bir genel hız hesaplanır. Ve depremin büyüklüğü bu hıza bakılarak yorumlanır.
Yani büyük ölçüde bir yorum vardır işin içerisinde. Bu yorumdaki farklılık da kabuk yapısının hızından kaynaklanır. Sanıyorum burada hız açısından farklı yaklaşımlar var. Biraz da bilmiyorum ama AFAD'ın 6.6'da ısrarı var. Ama yani ortaya çıkan ivmeye baktığımız zaman, ivme dağılımına baktığımız zaman, hasara baktığımız zaman bu büyüklüğün 7 civarında olması gerektiğini söyleyebiliriz. Muhtemelen 40 kilometre civarında bir fay kırılmıştır. Tabii yüzeyde olmadığı için bunu net bir biçimde görme şansımız yok. Bu denizin içerisinde kırılmıştır. Uydu ölçümleriyle yapılan deformasyon çalışmaları var, interferometre dediğimiz. Bu çalışmalarda da karada gerek Samos'ta gerek İzmir yöresinde önemli bir yüzey deformasyonu olmadığını görüyoruz. Yani bu 40 kilometrenin neredeyse demeyelim de tamamı denizin altında kalan bir fay parçasının kırılmasıyla oluşmuştur. Dolayısıyla benim kanaatim 7 olarak verilen büyüklüğün doğru olduğu yönündedir. Diğer gözlemlerle birleştiğimiz zaman. Evet. Belki AFAD da bunu zaman içerisinde değerlendirip 7'ye çekecektir. Şu anda belki diğer işlerle çok meşgul oldukları için bununla uğraşmamıştır. Evet, AFAD'ın yapılandırılmasında ve kanununda başka bir takım problemler olduğunu da düşünüyorum hocam. Bunu tabii tartışmak için söylemiyorum ama özellikle de bilimsel bir yetkiyle de donatılmış olması mevcut altyapıya pek uygun değil. Ama ben burada şunu merak ediyorum. Kandilli'nin sahip olduğu sismik hareketliliği izleyen cihaz sayısıyla AFAD'ın altyapısı aynı mıdır? Hayır, değil. AFAD daha önce oldukça sınırlı sayıda istasyon çalıştırıyordu. 99 depreminden sonra AFAD'da ciddi anlamda bir gelişme ortaya çıktı ve bütün Türkiye'yi kaplayan çok yaygın bir ağ geliştirdiler. Bu ağın gelişmesiyle birlikte de AFAD'la Kandilli birbirlerinden bağımsız hareket etmeye başladılar. Hatta çoğu zaman yani arkadaşlarımızdan duyduğumuz dedikodudur. Bunlar ne kadar doğrudur bilemem. Birbirlerinden veri alıp vermeleri de çoğu zaman gerçekleşmiyor. Dolayısıyla önceden büyük ölçüde biz Kandilli'ye bakardık. Resmi açıklama Kandilli'den geliyor diye. Ama artık bu konuda yetkili kurum AFAD'dır ve AFAD'ın ağı çok daha gelişmiş bir hale gelmiştir. Ancak demin söylediğiniz konu gerçekten son derece doğru. AFAD deprem araştırmaları konusunda çok fazla bir şey yapan bir kurum değil. Yani fay haritalanması, eski fayların araştırılması, paleosismoloji gibi konular bugün ağırlıklı olarak MTA tarafından ve üniversiteler tarafından yürütülmektedir. Gerçekleştiriliyor. Evet. AFAD ise ağ işletmektedir. Hani bu konu tartışılıyor. Bu konu üniversite camiasında da sık sık dile getirilen bir şey. AFAD'ın deprem dairesi MTA'ya verilsin. Ve fay araştırmalarıyla sismik, sismolojik araştırmalar bir arada tek bir çatı altında toplansın diye görüşler var. Tabii bunlar tümüyle idari ve siyasi kararlar. Nasıl bir sonuca ulaşılır bilemiyorum. Evet, ben tabii bunu soru olarak yöneltmiyorum hocam ama sizin başlangıçta bu Ege Denizi'ndeki araştırmalarla ilgili Yunanistan ve Türkiye arasındaki problemlerden hareketle eksikliklerimizi belirtmiştiniz. Bir yönüyle bu, fakat dönüp bir yandan da ülke içine baktığımız zaman da yine anlaşılmaz bir durumla karşı karşıyayız. AFAD'la Kandilli, AFAD'la üniversitelerin gerçekleştirmiş olduğu altyapılar bir türlü konuşamaz haldeler. Bunun en acıklı taraflarından birisi de yine bildiğim kadarıyla İstanbul'da özellikle depremle ilgili üst düzey merkezi hükümetin de katılımıyla gerçekleşen toplantılara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da alınmaması da başka bir acıklı tablo maalesef. Dileriz önümüzdeki günlerde
bunların da ortadan kalkacağı ve bütün kurumların birlikte çalışacağı bir yapıya geçeriz diye diliyoruz. Yani 21 yılı nasıl harcadık, hala bu tür sorunlarla boğuşuyoruz ve uğraşıyoruz. Şimdi burada hemen bir şey daha sormak istiyorum hocam. Artçılarla ilgili olarak siz önemli açıklamalarda bulundunuz medyadaki programlarda ve bu artçıların olma ihtimalinin uzun bir süre devam edeceğini belirttiniz. Fakat uzun süre konusunda verdiğiniz rakam da böyle ayları buluyor. Bu konuda bir kısa bilgi rica edebilir miyim? Aynı Tabii. zamanda da büyüklüğe ilişkin. Çünkü vatandaşlarda şöyle bir kanı da var. İşte efendim büyük deprem geçtikten sonra ondan sonra olanlar o kadar önemli değildir. Artçı depremler o kadar önemli değildir. Çok da büyük bir depreme neden olmazlar gibi bir anlayış evet. var. Bu konuda da sizden bilgi rica ediyorum hocam. Şimdi genel kuraldır. Bir deprem ana şokunun arkasından artçılar gelir ve bu artçıların en büyüğü ana şokun bir altına kadar uzanabilir. Bir altı nedir hocam? Yani 7 kabul ettiğimiz zaman depremi, bunun bir altı, 6 büyüklüğüdür. Rakamsal olarak bir altı. Rakamsal olarak 6 evet. büyüklüğüdür. Ana şok 8 ise artçısı 7 olur gibi. Şimdi dolayısıyla bölgede 6'ya varabilecek artçılar beklenir. Bu daha önceki depremlerden elde ettiğimiz tecrübelerin bir toplamı ve bütün dünya çapında da geçerli. Mutlaka olacak mı? Mutlaka olması gerekmez. Ama olma olasılığı yüksektir. Evet. O nedenle ben şunu ifade etmeye çalıştım. Bölgede ana şok nedeniyle özellikle kuzeyde İzmir'de önemli hasarlar meydana gelmiştir. Bu deprem etkinliği uzunca bir süre devam eder. Çünkü Ege'ye baktığımız zaman Ege'deki depremler bazen aylarca süren artçı şoklarla sarsılıyorlar. Savaştepe'yi düşünelim, Akhisar'ı düşünelim, Gökova Körfezi'ni düşünelim. Bunların bir kısmı deprem fırtınası dediğimiz, küçük ve büyük depremlerin bir arada olduğu depremler, deprem serileri. Bir kısmı ise ana şoktan sonra giderek küçülen ve sönümlenen depremler. Ama tümüne baktığımız zaman, örneğin Gökova Körfezi gibi, bazen bir ay ve hatta bazen bir ayı aşan deprem etkinliğinin geliştiğini görüyoruz. Hatta bazı koşullarda artçı oluşumu durup durup tekrar olabilir. Bazen bir yıl sonra olan bir depremin, bir yıl önce olan bir depremin artçısı olduğuna da şahit oluyoruz. Dolayısıyla burada bir ay gibi bir süre, belki birkaç hafta giderek sönümlenen bir artçı gelişimi olacak. Şu anda biz 3-4 gibi artçılar oluyor, 5 gibi artçılar oluyor ve bunları duyuyoruz. Fakat bir hafta 10 gün sonra bunlar artık giderek küçülecekler. 3 gibi, 2 gibi artık insanların hissedemeyeceği değerlere düşecekler. Ama bu etkinlik daha da küçülerek uzunca bir süre devam edecek. Belki birkaç ay, belki de daha uzun. Tabii burada bu kadar artçılar geliştiğinde ana şok tarafından yaratılmış olan hasarların da bir miktar artma olasılığı vardır. Yani sizin eviniz bir defa sallanmış, konumla kirişinin arasında bir çatlak oluşmuş. İkinci seferde biraz daha küçük, üçüncü seferde bir daha, dörtte bir daha olduğu zaman buradaki çatlağın yani hasarın büyüyüp artık kırılma kopma noktasına gelmesi işten bile değildir. O nedenle şunu da ikaz etmek istemiştim. Eğer evinizde bir hasar varsa bu hasar artçılar tarafından artırılabilir. Bölgede biz 7'ye varabilecek yeni bir deprem beklemiyoruz. En azından bu fay üzerinde. Ama başka faylar var. Ya da burada olabilecek 6 büyüklüğünde yeni bir deprem görünüyor. Dolayısıyla bunlara bakarak gelecekte binanızdaki hasarın artmaması için mutlaka binayı uzman bir inşaat mühendisine inceletip ondan sonra huzur içerisinde evimizde yaşamaya başlayabiliriz. Bunu özellikle ben ifade etmek isterim. Evet, şimdi buradan hemen ben Sayın Bakan'ın yaptığı bir açıklamaya değinmek istiyorum. Şehircilik Bakanı'nın
vatandaşlara çağrıda bulundu ve dedi ki sorunlu binalara girmeyin. Şimdi vatandaş sorunlu binayı ayırt edebilmek için aynen sizin dediğiniz gibi bir uzmana başvurmak zorunda. Bir inşaat mühendisiyle konuşmak, binasını göstermek durumunda. Fakat bu imkana sahip olmayan vatandaşlar var. Bu örnek bana hemen Düzce depremini, 12 Kasım Düzce depremini hatırlatıyor. Çünkü rahmetli Aykut Barka hocamız hatırlanacaktır. Özellikle Düzce'de bir deprem beklendiğini çok açık ifade etmişti. Fakat depremden bir gün önce Düzce valisi insanları evlerine taşınmaya zorladı. Çünkü dedi artık biz işte geçici konteyner yapılarını kapatacağız, kentleri kapatacağız dedi ve ondan sonra da çok ciddi ertesi gün hem bir hasarla hem de yüksek sayıda can kaybıyla karşılaştık. Bu anlamda herhalde Düzce depremi bu Kuzey Anadolu fay hattında gerçekleşen büyük depremin etkisiyle bir başka fayda gerçekleşti diye hatırlıyorum. Yani sizin stres birikimi dediğiniz olay mı gerçekleşmiştir orada? Burada bunun gerçekleşme olasılığından biraz önce bahsettiniz ama onun da oluşabileceği en yüksek büyüklük ne olabilir? Bu konuda bir tahminde bulunmanız mümkün mü? Şimdi stres transferi dediğimiz ya da halk dilinde tetikleme dediğimiz kavram büyük ölçüde doğrultu atımlı faylar için geçerlidir. 17 Ağustos 1999 depremi olduğu zaman hareket eden fay blokları nedeniyle doğuda ve batıda deprem beklentisi oldu. Çünkü aşağı yukarı %15'lik bir stres transferi, gerilme aktarımı söz konusu olmuştu. Biz o dönem 17 Ağustos 99 depremini takiben dönemin başbakanı rahmetli Sayın Bülent Ecevit'e, İTÜ rektörü rahmetli Aykut Barka ve diğer birkaç hocamızla birlikte gittik. Ve bu stres transferi nedeniyle doğuda ve batıda yeni depremler olabileceğini ve bir an önce tedbir alınması gerektiğini ifade ettik. Rahmetli Ecevit bizleri dinledi, sonra teşekkür etti ve ayrıldık. Düzce'yi de özellikle belirttiniz herhalde. Evet, öyle. Düzce ve Bolu özellikle belirtilmişti. Ancak sonrasında herhangi bir tedbir alındığına veya bize bu konuda herhangi bir yardım, katkı, bir şey sorulmadığına şahit olduk. Ve sonrasında da tabii 12 Kasım 1999'da Düzce depremi oldu. 900'ün üzerinde can kaybı maalesef yaşanmış oldu. Şimdi normal faylarda da stres transferi olabilir. Özellikle düşen blok tarafında stres transferi gerçekleşir. Şimdi Samos'ta olan depremin kuzeyinde yer alan fayların bu transferden, bu stres transferinden nasibini alması mümkün. Bunlar nelerdir diye baktığımız zaman Karaburun Yarımadası'nda Seferihisar'dan Tuzla'dan itibaren kuzey, kuzey-güney ya da kuzey-doğu-güney-batı uzanımlı doğrultu atımlı bazı faylar var. Bu faylara bir miktar stres yüklenmiş olabilir. İzmir'in içerisinden geçen normal faylar var. Bunlara bir miktar stres yüklenmiş olabilir. Ya da İzmir'le Samos arasında bulunan güneye eğimli bazı faylar var. Bunlara da stres yüklenmiş olabilir. Ancak bu stresin bu faylar arasında nasıl paylaşılacağı ya da aktarılan stresin hangi miktarda olduğu konusunda henüz bir çalışma yok. Bu deprem afeti geçtikten ve bilimsel araştırmalar başladıktan sonra ki şu an sahada çalışan arkadaşlarımız var, ölçüm yapmak üzere giden arkadaşlarımız var, uydulardan görüntüler alınıyor, bunlarla alakalı çalışmalar var. Bunlar tamamlandıktan sonra bu aktarılan stresin gerçekten burada bulunan fayları harekete geçirmeye yetecek oranda olup olmadığı araştırılacak, daha doğru şeyler ortaya konacaktır. Benim şu andaki verilerle kanaatim çok fazla önemli bir stres aktarımı olmayacağı yönündedir. Özellikle güneye bakan faylarda belki bazı hareketler olabilir. Bu da
İzmir Karaburun Yarımadası ile Samos arasında bulunan yine Doğubatı uzanımlı faylardır. Ki bu faylarda da genellikle tarihsel kayıtlara baktığımızda 7'yi bulan depremlerin olduğunu pek görmüyoruz. Ama şu uyarınızı tekrarlamak istiyorum. 6 büyüklüğünde bir deprem, önümüzdeki günlerde artçı bir deprem gerçekleşebilir. Buna karşı da hazırlıklı olmamız lazım. Ben ilk yaptığım açıklamaya dönersem, Sayın Kurum, Şehircilik Bakanı yapmış olduğu açıklamada vatandaşları dikkatli olmaya ve sorunlu evlere girmemeye davet etmişti. Ama bu konuda herhalde bir seferberlik ilan edip o evlerin hangileri olduğunu da çok hızlı bir şekilde tespit etmek gerekiyor. Odalar, üniversiteler herhalde buna aktif destek vereceklerdir diye de umut ediyorum doğrusu hocam. Evet, AFAD'ın ekipleri şu anda bildiğim kadarıyla sahada çalışıyor. Benzer şekilde 9 Eylül Üniversitesi'nden arkadaşlarımız sahadalar, araştırmalarını yapıyorlar. İTÜ'den galiba bir grup sahada benzeri şekilde araştırmalarda bulunuyor. Diğer üniversitelerden de olasılıkla katkılar alınacaktır. Bu aslında hani başarılamayacak bir iş değil. Bölgede aslında yıkılan 20 bina var ama çok sayıda binada hasar var. Şu anda bu enkaz altından canları kurtarma telaşı var. Bu zaten işte bir gün iki gün içerisinde tamamlanacak bir çalışmadır. Bu çalışmanın tamamlanmasına paralel olarak ve bitiminden sonra da daha yoğun olarak bu binaların araştırma işi yapılacaktır. Ben bunu Türkiye'de mevcut kuvvetlerle, üniversitelerle, kurumlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, odalarla çok kolaylıkla ve kısa sürede yapılabileceği kanaatindeyim. Asıl zor olan şimdi bundan sonrasıdır. Yani bundan sonra hasarlı binalardaki kişilerin yaşamının uzunca bir süre pek kolay olmayacağı açıktır. Evet. Sizin programın başında atıf yapmış olduğunuz bu 1998 yılında tamamlanan 2000 yılında raporunun yayınlandığı İzmir'deki Radius projesi aslında Türkiye'deki ilk kent risklerinin çok Evet. açık bir şekilde ifade edildiği bir rapordur. Ve yani o raporda da işte belirttiğiniz gibi Bayraklı'daki problemler, diğer İzmir'in ilçelerindeki problemler çok net bir şekilde ifade edilmiş durumda. Bu hem belediyenin sitesinde var, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinde var, belirttiniz. Aynı zamanda da İnşaat Mühendisleri Odası'nın sitesinde de bu kapsamlı rapora ulaşmak mümkün. Yani onlara dönüp bakıldığı zaman zaten son derece etraflı, detaylı bilgiler edinmek söz konusu. Evet, dün yaptığımız bir televizyon programında İzmir'den katılan Hasan Sözbilir arkadaşımız, kendisi de İzmir yöresinde çok çalışan bir hocamız. Bu rapordan sonra, yani 2000 yılındaki rapordan sonra ki Yayınlanan, evet. 98'de başlamış, 2000'de yayınlanmıştı. Bu rapordan sonra da özellikle bu sıvılaşma riski olan zayıf zeminler üzerinde çok sayıda araştırma yapıldığını, çok fazla sondaj yapıldığını ama bunların bu deprem master planına henüz yansıtılmamış olduğunu, dolayısıyla bu deprem master planında sunulan verilerin eğer yeni verilere de katılacak olursa çok daha doyurucu bir hale geleceğini ifade etti. Dolayısıyla bu deprem master planı gerçekten bizim derslerimizde örnek olarak gösterdiğimiz raporlardan bir tanesidir. Ama bugün için oldukça gerilerde kalmıştır. Mevcut verilerle bunun güncellenmesi çok hayati önem taşıyor. Evet. Aslında İstanbul için de benzeri şeyi söylemek mümkün. İstanbul'un da deprem master planı 2004 yılında hazırlandı. 2004'ten günümüze kadar geçen neredeyse 20 yıllık sürede oldukça fazla birikim ortaya çıktı. Bunun yanı sıra o tarihte hesaplanan nüfusla bugün hesaplanan nüfus arasında da ciddi farklar var. Çok O ciddi nedenle farklar. İstanbul Deprem Master Planı çok gelişmiş, Türkiye'deki en önemli örnektir. Ama bu
planlar, bu raporlar maalesef yaptım bitti raporları değildir. Her gün yeni veri geldikçe güncellenmesi gereken, günün koşullarına uydurulması gereken raporlardır, planlardır. O nedenle İstanbul için de böyle bir güncelleme ihtiyacı vardır. Evet. Hocam siz özellikle Türkiye'deki 18 ilin, bazı ilçelerin ve köylerin ciddi deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu, çünkü fay hattı üzerinde olduklarını belirtiyorsunuz. Evet. Bu konuda bir kısa açıklama rica edebilir miyim sizden? Tabii. Türkiye'deki 18 il, 80 ilçe, 500'ün üzerinde köy aktif faylar üzerinde yer almaktadır. Aktif fay nedir? Deprem üretme potansiyeli olan canlı faylardır. Ama her aktif fay deprem üretecek diye bir kavram yok. Bazı faylar binlerce yılda deprem üretirler. Bazı faylar ise yüzlerce yılda deprem üretirler. Tabii bu şu demek, eğer bir şehir fayın üzerinde inşa edilmişse zaman içerisinde, bu zamanı söylemek mümkün değil, zaman içerisinde bir tehlike ile karşı karşıya kalacaktır. Bu bir sene sonra da olabilir, bin sene sonra da olabilir. Ama yerleşimin planlanmasında aktif fayların, diri fayların mutlaka dikkate alınması gerekir. Tabii Türkiye gibi çok asırlara dayanan bir ülkede yerleşim birimlerinin yerini değiştirmek sosyal ve ekonomik anlamda pek mümkün olmaz. Ancak kanunda yapıyoruz gerçi bunu ama. Evet, evet maalesef. Fay hatlarını da dışarı atamayacağımıza göre yapılacak şey fay hatları üzerindeki yerleşimlerin zaman içerisinde hasar almayacak hale getirilmesidir. Bugün eğer bir fay 6.5'u geçiyorsa ülkemiz için yüzeye çıkar ve yüzey kırığı oluşturur. Yüzey kırığı üzerinde olan bir yapının da kurtuluşu yoktur. O yapı yırtılır. Arifiye Köprüsü son derece sağlam inşa edilmiş bir köprüydü. 17 Ağustos 1900 depreminde ayakları birbirinden 3 metre uzaklaştığı için üzerindeki tabliyeler düştü ve otoyolda geçen araçlar buna çarptılar. Çok sayıda can kaybı oldu. Evet. Bunun gibi sizin yapıyı çok iyi inşa etmeniz dahi zaman zaman aktif fay üzerinde yerleşiyor ve bu fay yüzey kırığı oluşturuyorsa kurtuluşu olmayan bir yapı yapıyorsunuz demektir. Burada en dünyanın tercih ettiği metot fay üzerindeki yerleşim birimlerini kaldırmak ve buraları yeşil alan, günübirlik alan haline dönüştürmektir. Bunun en yakın örneklerinden bir tanesi Gemlik'tir. Gemlik'in içerisinden fay geçiyor ve bu konuda da Gemlik ilçesi yerinden kaldırılacak. Fayın üzeri boşaltılacak diye medyada uzun zaman konu olmuştu. Ya. Ama şu ana kadar herhangi bir şey yapılamadı. Bunun gibi Türkiye'nin söylediğimiz gibi 18 ili fay üzerinde yer almaktadır. Bu konuda da çok önemli gördüğüm bir iki cümle söylemek isterim. Lütfen. Türkiye'nin bir fay yasası yoktur. Bu fay yasasının çıkartılması için Jeoloji Mühendisleri Odası bir kılavuz hazırlamıştır. Aktif fay nasıl araştırılacak? Bu tampon bölge nasıl belirlenecek diye. Şu anda mevcut durumda tampon bölge uygulamamız var. Diri fay belirlediğimiz zaman Afet İşleri, AFAD ve Çevre Şehircilik Bakanlığı burada bir tampon bölge ilan ediyor. Fakat bu tampon bölgenin hangi genişlikte olacağı, nereden geçeceği konusunda bir standardımız, bir yönetmeliğimiz söz konusu değil. O nedenle bizim önerimiz bir fay yasasının çıkartılmasıdır. Amerika'da, Yeni Zelanda'da, Japonya'da bu tür yasalar vardır. Ve bu yasalara göre yerleşim yapılır ya da kaldırılır. Türkiye'nin de böyle bir yasasının olması gerekiyor. Son dönemde AFAD'da deprem dairesinde bu yönde bir toplantı başlatıldı İçişleri Bakanlığı talimatı gereğince. Henüz daha birinci toplantısı yapıldı. Böyle bir yasanın çıkması gerekiyor ve bu konuda da bir çalışma aradan 21 yıl geçtikten sonra başlatılabildi. Evet. Hocam size çok çok teşekkür ederiz. Belki son bir mesajınız olabilir vatandaşlarımıza. Onu alalım ve ondan sonra programımızı kapatacağız. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi Türkiye bir deprem ülkesi. Hep konuştuğumuz gibi
Ve eğer tedbir almazsak daha çok İzmirliler olacak. O nedenle yara sarma konusunda çok iyi olduğumuzu açık ve net bir biçimde görüyoruz. Ama yara almama politikası konusunda da ne kadar başarısız olduğumuz yine bu depremle bir kere daha ortaya kondu. Bu vesileyle ben tekrardan hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Ve depremsiz günlerde, depreme hazır olduğumuz günlerde buluşmak üzere diyorum. Efendim çok çok teşekkürler tekrar. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Konuğumuz Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız idi. Samos depremini konuştuk ama sağ olsun Okan Hoca Samos depremi üzerinden birçok geçmiş hadiseyi de tekrar gündeme getirmemiz mümkün oldu. Gelecek hafta yeni bir Şehir Hepimizin programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız.